aslında. Ay çay koymamış ya. Çay. Kupalar var yukarıda. İstersen kupa, istersen çay bardağı ama. Aslan. Aslan Ali. Bence ikisi çok güzel bir ürün yakalıyorlar. Dözücük mü? Hep aynı noktadayken, kağıdın aynı aşamasındayken oluyor. Ben böyle ortasına bile gelmeden kağıdım. Başladım ben gibi. Bekleyeceğim biraz aslan. Günaydın minik patilerle. Şöyle ayıcıklı tulumunu giydi oğluşum. Çok tatlısın aslan, çok güzel oldu. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi uyandık. Bu arada benim boğazım biraz kötü. Boğazımda bu kriptik denen bir şey var. Kript mi kriptik mi bilmiyorum artık. Ondan oluştu. Ve çok fena. O ağrıyı yutkunurkenki ağrıyı falan size anlatamam. Gerçekten çok fena oldu. Daha sonra öksürük de başladı. Kuru bir öksürük başladı. Gece boyu öksürüyorum. Aslandan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum ama elimden de gelmiyor çünkü hani emmesi lazım. Benim kokumu istiyor. Yanımda durması lazım. Kucağıma almam lazım vesaire. Şimdi mesela tekrardan emmesi gerekecek. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Bu arada şu emziği tutuyor. Şu emziği çok seviyor Aventin. Ultra Air Night olanı. Ay! Aa, eyvah düşürdük. Neyse bunu da yıkayalım. Bips'in bu emziğini de çok nadir de olsa tutuyor. Çok nadir ama. Şu çanta var ya, iyi ki almışım şu çantayı. Her şeyi alıyor içerisine. Ne oldu? Tamam emeceğiz. Tamam emeceğiz, tamam. Sesim hala çok kötü. Hazırlandık. Aslan da arabaya binip yani araba hareket edene kadar ki süre zarfında durmaksızın ağladı. Yani çatlayacak derecede ağladı. Arabaya o kadar alışmış ki araba hareket ettiği anda susuyor ve direkt böyle uyku pozisyonuna geçiyor gibi oluyor. Sesim gerçekten çok fena. Biraz havamız değişsin istedik aslında. Yani sürekli evdeyiz son zamanlarda. Evet arada çıkıyoruz. İşte AVM'ye oraya buraya falan gidiyoruz ama bir hazırlanıp dışarı çıkmayı o kadar çok evet özlemişiz ki. Bir de burada zaten çok fazla tanıdığımız yani tanıdığımız değil. Tanıdığımız var aslında ama herkes işinde gücünde şu anda. Arkadaşlarımız da Adana'da olduğu için özledik. Birazcık hareketliliği, dışarıyı özledik. Psikolojimizi bu şekilde iyileştirmeye çalışıyoruz dışarı çıkarak. İşte kendime mesela bakarak. Ay şu apartmandan ne yansıyor öyle? Ben şu anda bu şekilde kendimi iyi hissettiğim için hemen kalktım ve bir şeyler sürdüm yüzüme, saçlarımı yaptım. Buralardaymış yani yakın bir yere gidiyoruz diye tahmin ediyorum. Duhan bulmuş bu arada burayı da. Birkaç yer daha bulmuş, oralara da gideceğim. Aslında şimdi size tipini göstereyim mi? Dinozorlu bir tulum giydirdik. Çok güzel bir tulum. Tipi çok komik şu anda. Bu ne? Tam olarak bu ne aslan? Bağıra bağıra ağlıyordu az önce. Hareket ettiği anda ve Duhan'a böyle öpüyorum. Artık hareket et. Duhan'la biraz oyalanmak durumunda kaldı. Telefonu falan unuttu. Hareket ettiğimiz anda sustu. Şimdi de uyuyor. Ama gözler yarı açık. Tam uyumuyor. Ay güneş rahatsız ediyor. Şu tipe bak Duhan. Yüzüne bak. Ya nasıl geçeceğiz? Buraya hiç tümsekler yapmıyorlar. Nes diye bir yere geldik. Çok tatlı duruyor. Duhan'la bayağı beğenmiştik. Duhan arabayı bana sürdürmüyor. Bak derken sen kötü bir şey yaptın. Bana güvenmiyormuş. Düzgün süremem. Nereden güvenmiyor? Biraz sakat davranıyor. Süs be. Çok tatlı bir yermiş. Bakın begonyalar falan var. Şimdi çıktık. Quick Chinese'ye gidiyoruz. Öğle yemeği yiyelim dedik. Quick Chinese'ye de zaten Duhan gitmek istiyordu. Ben daha evvel gitmiştim ama yani... Ezgi çok övmüştü bana. Evet. Güzel bir Çin restoranı. Geçenlerde Meksika restoranına gittik bu arada. Yanımda sizi götürmedi. Ranchero diye bir yere gittik. Çok güzeldi. Bayağı güzeldi ama soslar birazcık bebişimi rahatsız etti sanki. Yani o Meksika sosları aslında biraz rahatsız etti. Çay yolundaki Quick Chinese'ye geldik. Çok güzel burası ya. Ha bak inecek yer var mis gibi. Siz oradan inin. Şuralara bakalım. Çok güzel. Neden işleyen bir restoran gibi durmuyor? İçeri geçeriz zaten. Ay ama şurası tam fotoğraflıkmış ya. Çok güzel. Şöyle şöminenin yanına oturduk. Şöminenin yanına oturmak benim için bir hata bence. Çünkü öksürüyorum yani çok fazla. Siparişlerimizi verdik geldiğinde gösterelim. Aslan Ali de burada. Uyuyor hala. Duhan da bir dışarı çıktı. Dışarıda ben de çıkıp bir fotoğraf çekileceğim. Bento 6 diye bir şey söyledik Quick Chinese'de şu an. Böyle değişik şeyler var. Sushi'ler var. Güzel duruyor. Bir de ben karidesli noodle söyledim. Noodle çok severim zaten. Duhan da deniz mahsulü söyledi. Ekemiş. Deniz mahsulü yemeden yapamam ben. Evet. Bunlar da herhalde ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar tempura olabilir. Başlangıç gibi bir şey herhalde. Başlangıç. Tempura herhalde. Her şey tempura diyesim geliyor benim burada. Neyse hadi yiyelim. Çok Çinli falan olmadığımız için.
bırakıp gitmiş bu anne ya. Eve geldi gelmedi. Kapının önünde bırakmış seni ya. Gel gel. Boşun sıcacıksın. Sen sıcacıksın. Ama Engin'e dikkat edelim. Engin göğsünde onun. Altımız çok pis altımız. Hemen altımızı değişelim. Eve geldik. Dışarıdayken kameramın şarjı bitti. Dolayısıyla açamadım. Şimdi Aslan'ın altını değiştirmem gerekiyor. Dışarıda değiştirecek bir yer bulamadım. Hazır eve gidiyorken evde değiştireyim dedim. Dışarıda çok akıllıydı. Bakalım şimdi başlar artık bizim krizler. Dışarıyı çok sevdiğim. Şimdi mutfağa girdim. Mutfakta hemen bir yemek hazırlayacağım. Çünkü hep dışarıda yedik. Evde de bir şeyler yaptım. Evet ama kahvaltıyı falan da hani çoğu zaman evde yaptım. Evde de artık yani dışarıda da çok yediğimiz oldu. Evde de artık bir şeyler yiyebilirim istedim. O yüzden de hemen şimdi yemek hazırlayacağım. Sesim hala çok kötü. Bu rutinlerimi de size göstermek istiyorum. Çünkü istiyorsunuz yani bunu. Çok fazla mesaj ve çok fazla yorum alıyorum bu konuda. Tüm rutinlerini şu an ne yaptığınızı falan çek diye söylüyorsunuz. Ben de çekiyorum hani bir şeyler yapsak da yapmasak da. O an çekecek bir şey olsa da olmasa da aslında size elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Bu arada burada olduğumuz süre boyunca ileriye dönük ne yapacağımızı düşünüyoruz. Yani nasıl bir yolu izleyeceğimizi, psikolojimizi toparlayana kadar daha doğrusu. Kendimi iyi hissetmek adına aslında yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü tedavimizi ancak kendimiz yapabiliriz bu konuda. Psikolojimizi rahatlatmamız gerekiyor. Yine de kafamın hep bir yerlerinde bu olay var. Çıkamıyorum yani etkisinden çıkamıyorum tamamen. Zaman alacak ama iyileşeceğiz. Hepimiz iyileşeceğiz. Bunu biliyorum Allah'ın izniyle inşallah. Hala depremler oluyor sürekli görüyorum. Mesela makyaj yapıyorum, giyiniyorum, süsleniyorum. O an çok iyiyim. 5 dakika sonra geri böyle bir düşüyorum. Sonra geri yükseliyorum, geri düşüyorum. Yani şu an tamamen o evredeyim. Henüz herkes tamamen toparlanabilmiş değil ama herkes bir şekilde işine dönüyor. İşini yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de yavaştan işimize dönüyoruz ve işimizi yapıyoruz açıkçası. İşimiz zaten sizi motive etmek, size hayatımızdan kesitler göstermek, sürekli mutsuzluk içeren ya da mutsuz anlarımızı eğer burada size gösterirsek burada hiçbir şekilde bizim bir faydamız olmaz size. Bundan dolayı mutlu olduğumuz anları daha böyle motive ettiğimiz anları paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki de kötü olduğumuz anları da görüyorsunuz ister istemez ama daha iyi hissettiğimiz anlarda bu kamerayı açmak çok daha iyi geliyor bence. Hem bize hem de sizlere. Umarım hep birlikte bu süreci atlatabileceğiz. Şimdi kameramı şarja taktım. Pillerimi şarja taktım. Duhan da Aslan Ali ile beraber içeride babaannemizle konuşuyor. Yani Hatice annemle konuşuyorlar. Şimdi fırına patates vereceğim. Duhan bir köfte almış. Hemen getiriyorum. Duhan şöyle dana ızgara köfte almış. Uzman kasabı. Bunu kullanacağım. 320 grammış yani. Çok fazla da yok ama 8 adet var. Bir tane patates doğrayayım bir de ben. Bir tane değil de. Yani evde olan şeylerle aslında bir şeyler yapmaya çalışacağım. Patateslerimizi soyalım. Ne olmuş bunun burasına? Patates de çok kötüymüş. Yani kalın kalın soymam gerekiyor bakın. Çok fena yani. Buraları falan. Dolapta mı bu hale geldi? Ben aldığımda mı kötü aldım bilmiyorum. Buradan şu kadarcık çıkarabildim. İki patatesimiz daha var. Onları da bir soyup bakalım. Ha bu iyi. Diğerine göre yani. Mükemmel değil ama yine biraz kalın soymam gerekiyor tabii. Sırada biberon yıkayacağım. Bu Avent'in cam biberonlu biberon kullanıyorum. Şöyle geceleri mama takviyesi veriyorum çoğu zaman. Çünkü yetmiyor bazen. Çocuğu da yani aç bırakmak istemiyorum. Sadece geceleri veriyorum çok az ya da sağdığım sütü veriyorum çoğu zaman. Öncelikle şöyle suyla çalkalayalım. Sonra ben temizleyici olarak bu Uni'nin biberon temizleyicisini kullanıyorum. Ama bu temizleyici olmadan da temizleniyormuş arkadaşlar. Ya da bir fırça var. Heh, şu fırçayı kullanıyorum. Bu olmadan da temizleniyormuş. Bunu anladım yani bu süreçte. Öyle olmazsa olmaz olarak gördüğümüz şeyler aslında hiç de olmazsa olmaz değilmiş. Sadece sıcak suyla temizledim çoğu zaman ben biberonlu süreçte. Şimdi erişebiliyorken eve gittiğimizde bunları aldım ve çıktım. Aslında böyle garip şeyleri kendimize olmazsa olmaz yapıyormuşuz. Arada da kaynatıyorum bunları. Bu sefer şöyle çalkalayıp yıkamak istedim.
bir günden herkese merhaba. Sizi böyle ara ara açıyorum bu videoda. Hani bir fiil sabahtan geceye kadar falan olmuyor. Zaten Aslan'la bu tür ilerlemek biraz zor olduğu için. Bir de şu anda hani düzenimiz tam olmadığı için burada. Doğal olarak sizi böyle tam açamıyorum. Şimdi yukarı çıktım. Buradan çamaşırlarımızı toplayacağım. Burası kaldığımız oda şu anda. Eşyalarımız burada yani. Kirlilerimiz var. Kirlilerimizi makineye atacağım. Konuşamıyorum bile. Kirlilerimizi makineye atacağım. Aslan'ın kirlileri var, bizim kirlilerimiz var. Bu arada Aslan'ın artık üstüne olmayan ve küçük gelen kıyafetleri var. Mesela onları ayırmam lazım artık. Şimdi buradaki çamaşırların hepsini alacağım ama burada bir çamaşır sepeti yok. Çamaşır sepetiyle almalıydım bence. Bu arada elim yüzüm dağılmış halde. Ya şu üstümü var ya size şöyle göstereyim. Bakın görünüyordur. Kusmuk. Böyle oluyor işte. Yani bakın çocuklu hayat gerçekten böyleymiş. Üstünüze giydiğiniz tişörtler, kıyafet. Her an kusmuk olabiliyormuş. Kıyafetleri şimdi toplamam lazım. Bu arada valizde yani. Hani hiçbir şeyi de valizden çıkaramadık şu anda. Göstermek istemiyorum çünkü inanılmaz dağınık. Bir düzen yapamadım henüz. Düzen yapacağım. Onu da halledeceğim. Öncelikle Aslan'ın kıyafetlerini yıkayacağım. Çünkü öncelik onun şu anda. Tüm önceliği ona veriyoruz. Sonra da bizimkileri atacağım zaten. Bugün Aslan'ı yıkayacağız da. Bu arada nasıl yıkıyoruz biliyor musunuz? Hani normalde ya işte diyorum ya bazı şeyler rutinlerinizi bozmanıza sebep oluyor. Ve sonra şeyi anlıyorsunuz. Aslında olmazsa olmaz olarak gördüğünüz şeylerin olmazsa olmaz değil de olsa da olur olmasa da olur olduğunu görüyorsunuz. Biliyorsunuz Aslan için bir sürü şey aldım. Mesela banyoya dair işte banyo küvetidir, banyo sepetidir. Yani neler neler aldım. Ama şu an nasıl yıkıyoruz biliyor musunuz? Ve en pratik şekilde yıkamak da buymuş bence. Duhan şortla duşa giriyor. Duhan kucağında tutuyor. Duş başlığı var ya, bildiğimiz duş başlığıyla sıcaklığı ayarlayıp ben o şekilde yıkıyorum. Duhan tutuyor, ben yıkıyorum ve çok daha pratik oluyor. Evet, tek başınıza yıkayamazsınız o şekilde ama demek istediğim şu, hani olmazsa olmaz olarak aa işte duş şeyi olsun, filesi olsun, işte duş tası olsun, kovası olsun. Hiç gerek yokmuş böyle şeylere. Yanınızda yardım eden biri olduktan sonra her şekilde yıkayabiliyormuşsunuz. Tekirdeyken, biz bir ara tekire de geçtik çünkü. Yanımızda biberon temizleyici fırça yoktu, biberon temizleyici deterjan da yoktu. Dolayısıyla ben mecbur böyle sıcak suyla çalkalayarak yaptım, kaynatarak yaptım. Ki bence öylesi daha sağlıklı, daha güzel. Birçok şeyi anlıyorsunuz aslında ya. Bilmiyorum, birçok şeyi öğretti bu bize, hepimize. Yani bana da öğretti. Ben böyle rutinlerim vardı. Olmazsa olmaz olarak gördüğüm şeyler vardı. Aslında ne kadar boşmuş. Yani onlar olmadan da yapılabiliyormuş. Yanımda şu an olmazsa olmaz olarak gördüğüm birçok şeyim eksik. Yok. Ama onlarsız da hayat sürdürülebiliyormuş. Bunu demek istiyorum. Hepimiz bir şekilde ders aldık. Evet, kötü bir ders oldu bu bizim için ama sonucunda hepimizin ders aldığı bir şey oldu. Bilmiyorum ya. Garip yani. Şimdi Aslan'ın deterjanlarıyla yıkayacağım. Bunları yanıma aldım. Şu Uni'nin yeni doğan olan deterjanını kullanıyorum. Bunları aldım Allah'tan. Eve gittiğimde en azından dedim bunları alayım. Çünkü şöyle bir şey var. Kıyafetlerini de aldım Aslan'ın. Ben dedim eğer şimdi bunu almazsam giydiremeyeceğim. Ondan dolayı aldım. Yıkayıp yıkayıp giydirilebiliyormuş kıyafetlerde. Bir de şu hipoalerjenik Uni'nin yumuşatıcısını kullanıyorum. Bu da çok güzel. Üstümdekileri de çıkardım. Attım. Bu arada Aslan Ali'nin kıyafetleri çıktı. Onları asacağım. Üstümdekiler de siyahtı. Siyahları çalıştırınca dedim ki hemen onları da atayım ve farklı bir pijama giydim. Şimdi Instagram'da bir şey paylaştım. Aslan Ali'nin böyle ilk yeni doğan kıyafetlerinden olmayanlar var. Ve onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyorum. Özellikle de depremden etkilenen, depremzede bebişler için düşünüyorum. Çünkü birçok kişi evini falan kaybetti. Eşyaları gitti. Yani eminim ki birçok kişi alabilecek durumdaydı, almıştı ya da. Ama gitti. Dolayısıyla ben de istedim ki ihtiyaç sahibi birine ulaşsın. Instagram'da bunu paylaştım. Bir sürü kişi yazmış. Keşke herkese gönderebilsem. Yani senden bir hatıra isteriz. İşte Aslan Ali'den bir hatıra isteriz vesaire diye yazanlar olmuş. Ama benim asıl amacım depremzede bir ihtiyaç sahibine ulaşması. Çünkü dediğim gibi zor. Birçok şeylerini kaybettiler. Bir de şey yazanlar da olmuş. İşte başka çocuğun olurdu, ona verirdin. Evet, ben de bunu düşünüyordum bir aralar. Diyordum ki ya işte ileriye dönük alayım. Başka bir çocuğum olursa ona da kullanırım. Allah karşımıza neler çıkarır, zaman ne gösterir bilmiyoruz. İleriye dönük şu anda böyle bir plan yapmak bana biraz saçma geldi açıkçası. Dedim ki ya hani niye ben böyle bir plan yapıyorum ki? Bir ihtiyaç sahibine ulaşsın. Gerçek bir ihtiyaç sahibine ulaşmasını istiyorum. Bunları verirsem
çok rahatlayacağım. Evde de var bu arada. Yani olmadığı için yanıma bile almamıştım. Ay, minik minik kıyafetleri asmak o kadar zor ki. Hem güzel hem de çok zor. Aslan bir aylık kıyafetlere geçti. Hani bir üçleri de bazen giydiriyorum bir tık büyük olsa da. Ama yeni doğanlar artık kasıyor. Gerek yok artık yeni doğan giymesine. Beyaz gürültü eşliğinde. Yayla çorbası yaptım bu arada ben. Alelacele. Size çekmedim bilerek. Çünkü zaten yeterince yemek çektim. Yandın yine. Aşkım sana uyarı yapmıştım sıcak diye. Yanmadan yok yemekten tadı alamıyorum ben sanırım. Makarnalarımız hazır. Pesto soslu makarna yaptım. Aslan da ağlıyor yani. Yemek saati yine ağlıyor. Her zamanki gibi. Özellikle ayarlıyor bence. Kanka asmamak ister misin? Kamera var orada. Kamera var. Oraya bak. Gel oraya bakalım. Merak ediyorum. Kamerayla. Değil mi? İrfan'layız bu arada biz. İrfan'ı biliyorsunuz videolardan. İrfan da bizim için Ankara'ya geldi. Bizi yalnız bırakmamak için geldi. Siz oradaysanız ben burada yapamam dedi. Çok güzel bir mekana geldik bu arada. Harper's diye bir mekan. Bayıldım yani çok güzel tasarımı. Başka bölümleri de var bu arada. Oraları da size gösteririm ama bu kısmı zaten çok güzelmiş. Bu arada size üstümü de gösteremedim. Gidip bir üstümü göstereyim size ya. Şöyle giyindim. Ceketi giydim. Ama bluz gibi giyiyorum zaten. Altına da şu pantolonu giydim. Bu çok güzel. Sonunda girdim içine. Çok zor girdim ama. Birkaç gün bekledim. Korse falan kullandım. 36 beden aldım ama bence kalıbı çok dar. Vatkalı'dan aldım bu deri pantolonu. Kalıbı çok dar ve önünü kapatana kadar çok uğraştım. Sonunda kapandı. Bu doğum sonrası kullanılan korse var. Onu kullandım. Birkaç gün işe yaradı. İyi etki etti. Şimdilik buradayız. Oturuyoruz. Aslan da uyumuyor. Az önce bir emzirdim geçip. İrfan fotoğraf çekiliyor. Da önünde emzik duruyor. Hep Aslan yüzünden, hep. Aslan da burada. Aslan, anneciğim. Ne oldu? Kucak kuşu ya. Tamam anneciğim, tamam. Bir şey demedim. Beyaz bir ödü. Şu an çok geliyor. Kırmızı. Videosunu gelin çekin. Kırmızı saçlı eşeğe. Kırmızı saçlı mı? Evet. Gamze, lütfen göster. Gamze kız diyor ben bunun saçını boyadım tutmadı boya diyor. Gamze abla kuaför. Abi yaptın mı? O dedi ki abi diyor boya çok önemli diyor. Ben diyor gelin bir ara diyor boyayım onu. Eşekten bahsediyoruz eşekten değil mi? Eşekten bahsediyoruz. Ya yapmayın ya. Var mı fotoğrafı? Eşeğin mi? Evet. Eşeğin var ya. Hani eşeğin suçunu anladın mı? Eşek kırmızıyı seviyor mu hiç sordunuz mu? Eşekler kırmızıyı sever ya. Kayıtlı. Nerede dedin? Babamın eşeği işte. Biz şimdi çıktık bu arada Harper's'tan. Harper's çok güzel bir kafeymiş. Story paylaşmıştım. Zaten buradakiler de anlamışlar hani nerede olduğumu. Harper's'ta mısın falan diye yazmışlardı. Çıktık ve Sıralı'ya gidiyoruz. Biz Sıralı'ya daha evvel gittik bu arada Duhan'la. Çok güzel bir yer Sıralı Kebap. Burada gittik hem de. İlk geldiğimiz zamanlarda kebapmış hadi girelim dedik ama gerçekten normal bir kebap değil. Yani çok bize lezzetli. Bize beğendiyse biz Adana'dan geldik. Evet Adanalı'ya beğendirildi. Yani. Evet. Şimdi de oraya gidiyoruz. İrfan var. Kaldır hepsini çöpe at ya avizeci. Ayy, evet evet uzun uzun bir de avizeler hep. Bak böyle sallantılı kristalli duran. Uzun avizeden artık hoşlanmıyoruz. Uzun avize out. Spot ışıkları in, avize out. Bizim psikolojimizi zaten avizelerimiz bozdu. Hatice'nin de bütün avizeleri bozdu. Şıngır 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 şıngır. Bir de o kadar tasarım yaptırdı ya. Şimdi de dediğim gibi oraya gidiyoruz. Merve de orada. Merve ile görüşeceğiz. Ayarlamış bir rezervasyon yaptırmış. Güzel bir yemek yiyeceğiz hep beraber. İşten çıktı o da. Aslan da şu an uyuyor. Abi sinyal veriyorum. Hani nereye girmeye çalışıyor? Bu muhit çok güzelmiş mesela. Ben Ankara'da yaşamak istiyorum. Duhan istemiyor. Ankaralılar bizi ikna edebilir belki bu videonun altında Duhan. Yok bana hitap etmiyor ya. Bana etti yani ben Ankara'ya oldu bitti severim zaten de. Burada yaşayalım diyorum yok diyor. Deniz yok diyor. Ankara'da deniz yok. Denizin olmasını geç. Tam deniz illa olmak zorunda değil ama iklimi de güzel değil bence. Gri bir şehir diyor. Ama biz buradayken hep güneşliydi. Tamam güneşli hali bu sen düşün. Güneşsiz hali nasıl olur yani? Ama sallanmıyor. Aşkım yapacak bir şey yok. Şu an Türkiye'nin her yeri sallanır ki yani. Türkiye'de yaşıyoruz. Belki bir gün Duhan'ı ikna ederim. Tepe Prime'a geldik. Tepe Prime'da Sıralı Kebap'a geldik dediğim gibi. Çok tatlı burası. Bakın şurada bir kruvasancı var. Aslan uyuyor hala. Bence siz şalgamı sıralıdayız. Buradaki tabak çok çok güzel. Merve ile İrfan'layız. Merve seçti yemeklerimizi. Bugün sana güveniyoruz bakalım. Evet inşallah. Lübnan usulü birkaç mezeleri var. Evet evet Lübnan usulü. O fıstıklı bir şey vardı. Bir de ceviz var. Meze. Aynen fatte. Evet. Lübnan mı o sert olan?
Burada bostan kaşık salata, vişneli. Burada da vişneli, yaprak sarma. Şu tereyağı var çok güzel, böyle değişik çeşitlerde. Burada zeytin var, açık kırmızı zeytin. Tereyağı da yoğurtlu istiridye mantarı. Şimdi bu geldi. Ya gerçekten çok güzel ya bunlar. Saray beytin. Diğeri de kıymalı alinazlar. Çok güzel görünüyorlar ya. Buradaki olay fıstıkla. Her şeyin fıstıklı. Aynen, bir şeyde de vardı. Bir mezenginde evet. De vardı. Ve pirzolamız geldi. Çok güzel. Domates. Keskin tava. Sıralıdan da kalkıp Merve'nin evine geldik. Merve'nin evini çok beğendik bu arada. Bayağı büyük, bayağı güzel. Hatta Duhan'a diyorum ki ya burayı mı düşünsek acaba falan diye biz de. Aşağısı da boşmuş zaten ama kiraları bayağı artmış. Vazgeçtik. Bebek seviyorlar. Niye sanki çok mu iyi ezdi? Annesini biliyordur da sen o kadar ayıp değildir yani. O annesinde durmuyor, bende duruyor. Kokusundan. O konuda da mı fikrim var? Onu da mı araştırdım? Onu da mı? Söyleyeyim mi? Ya yarım gün annesi olmasın bu çocuğu susturamaz. Ben susturdum lan. Öyle susturmadım da. Gerçi babanın duygusal şeyi çok yok. O kadar. Öğlen Allah için bir kız bul evlen ya. Bu bilgileri kullanması lazım değil mi? Bu bilgileri kullanması lazım. Ne? Çocuk nasıl bakılır? İrfan'a evlendireceğiz. Bence evlensin ya. Ben bu kadar hazırım. Belki bir şey. İnsan görmedim. Boyu 1.40. 1.50. 1.48. Dün asansörde bir kıza denk geldi. Kız çok tatlı, tamam mı? İrfan böyle. İrfan böyle diyeceğiz sana. Yok. Minik tam İrfan'ın böyle dibinin düşeceği bir kızdı ama inşallah kız seni takipçi olur. Nasıl kısmet ya? Kız düşünsene Ezgi'ni takipçi. Tatlı olacak vardı. Bir günden herkese merhaba. Dün akşam aslında şöyle oturayım ya. Merve'den kalktık ve direkt eve geldik. Evde de aslında besleyip direkt uyuduk aslında. Çünkü geç geldik. Aslan da şükür gece biraz bize müsaade etti ve biraz uyuyabildik. Bir iki kez uyandı. Çok fazla uyanmadı. Şimdi de kalktık, kahvaltımızı yaptık. Çok geç uyandık bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü gündüz uyudu yani. Gece uyumayıp gündüz uyumayı tercih ediyor çoğu zaman. Biz de uyurken biz de uyuyalım diye düşündük. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi artık evi toparlamam gerektiğini düşündüm ve hızlıca işlere giriştim. Evi toparlayalım. Temizliyorum. Süpürmekle başladım öncelikle. Mutfağı zaten toparlamıştım. Önce bu katı halledeceğim. Eğer yetişirse diğer katları da halletmeyi düşünüyorum. Şimdi buranın süpürmesi bitti ya. Hemen toz alacağım. Daha sonra da artık silmeye geçeceğim. Çünkü kat kat yaparsam daha iyi olur. Eğer şimdi burayı süpürdüm. Aşağıyı süpürürsem, yukarıyı süpürürsem. Birincisi çok fazla enerji harcamış olacağım. Süpürmekle enerji harcamış olacağım. İkincisi yetiştiremezsem ve aslan uyanırsa bu sefer yarım kalmış olacak işler. En azından bir kat bitsin ki diyeyim ki ya evet aşağı katı bitirdim. İşte orta katı. Yukarısı ve aşağısı kaldı. Ya da işte sadece yukarısı kaldı gibi. Kendimi böyle ayarlamak istedim. Tuvaleti de süpürdüm. Şimdi tuvaleti falan da yıkayacağım bu kattaki. En çok bu katı kullanıyoruz. Bir de üst katı kullanıyoruz. Alt katı hiç kullanmıyoruz. Alt katta sadece kullandığımız bir yer var. Orası da çamaşır odası. Orayı da zaten gördünüz. Öyle yani. Umarım beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum. Zaten bugünlerde bence bu kelimeye çok fazla ihtiyacımız var. Birbirimizi bu şekilde motive etmemiz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey var. Takipçilerim bana söylediler.
söylediler bunu. Yani o depremden sonraki süreçte gelen mesajların büyük bir çoğunluğu bu şekildeydi. Bu cümle vardı. Yani tırnak içerisinde almışlar. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin diyordun. Şimdi biz de sana söylüyoruz. Hangi gün bakıyorsan, mesajımızı gördüğünde o günün mükemmel geçsin, günlerin mükemmel geçsin diye. Teşekkür ediyorum buradan. Ben de size elimden geldiğince motivasyon dolu cümlelerimle devam etmek istiyorum. Bunu söylediğimde ben de motive oluyorum. Onu fark ettim. Bugün evdeyiz. Hiçbir şekilde dışarı çıkmayacağız. Sadece bir ara Duhan bir dışarı çıkıp gelecek. Evin ihtiyaçlarını falan alacak. Akşam yemeği için şu an hiçbir şey düşünmedim ama birazdan artık ona da karar vermem gerekiyor. Ona göre bir şeyler alır. Akşam yemeğini bugün evde yeriz. Çünkü yarın dışarı çıkacağız muhtemelen. Yarın Ezgi ve Zafer geliyorlar Ankara'ya. Onlarla takılacağız. Bir günlük geliyorlar sadece. Onlarla takılacağız. İşte kahvaltıdır, akşam yemeğidir vesaire. Bunları beraber yaparız. Bugün en azından evde yiyelim diye düşündüm. Sürekli dışarıdan yemeyelim diye. Tabii çocuklu olunca temizlik biraz zor böyle. Bölük bölük yapılabiliyor. Şu an bayağı geç oldu ve ben daha yeni toz alıyorum. Bu arada şeyi sipariş ettim. Yüzey temizleyici yoktu. Yüzey temizleyici sipariş ettim. Onu bekledim. Şimdi artık toz alabiliriz. Efendim. Tek bir daha köfte alabilirim, döner alabilirim, kıyma alabilirim. Antikot tarzı şu marine edilmiş uzman kasap şeyleri var ya, onlardan alabilirim istiyorsan. Olabilir aslında ondan. Hangisinden? Antikot. Yanına ne yaparsın mesela? Pilav. Bir parça alayım. Evet, pilav yaparım yanına da, bulgur pilavı tarzı. Başka almam istediğin bir şey var mı? Hayır. Teşekkürler. Hadi bay. Efendim. Bir şeyler soruyorum. Herhangi bir şey istiyor musun? Çıkacağım çünkü bunu alıp. Yok, istemiyorum. Tamam, iyi düşünüyorum. Evet, düşündüm ben. İçecek su falan istedim bir şey. Ha, su alabilirsin ya. Bitmedi de bitecek yani. 10 litre büyük olanı alırsın. Aynen, tamam. Hadi bay bay. Evde geçireceğimizi söylemiştim. Bir ara ufak bir yemek hazırladım. Böyle çok detaylı bir şey olmadığı için zaten bu videoda çok fazla yemek olduğu için yine göstermedim. Ve şimdi de Yalı Çapkını izliyoruz. Aşağı kattayız bu arada. Bir tek burada televizyon var. O yüzden buraya ineceğim. Göstereyim. Burası da böyle tatlı aşağı kat. Televizyon biraz uzak duruyor şu an burada ama o kadar uzak değil. Hoşlanmadı ama sanki. Emziğin nerede? Al bir tane. Sallan aşkım. Bak ayaklarını şöyle yapıyorsun. Sallıyorsun kendini, tamam mı? Aslında bu 5 yıl yolunda ne kadar kolaymış. İşte o yüzden zaten ilk 7 gün diyorlar ya çekim için. Sürekli yani uyuyor. Şu an daha zor aslında. Evet. Sürekli uyuyor. Sarılık aslında iyi bir şeymiş. Anlıyor musun? Aslında o zamanlarda kolaymış ya, şimdi sıkıntı. Evet. Şimdi hareket istiyor. Bak emzin sen çıkarıyorsun. Biraz da geri istiyorsun ama. Yeni açabiliyorum. Çünkü evde bayağı iş falan vardı. Ortalığı toparladım vesaire. Sonra Aslan'ı doyurdum, hazırladım vesaire derken şimdi de Sıralı'ya geldik. Evet, Sıralı'ya mantarı geldi. Ezgi ile Zafer geldiler bu arada. Size çekip göstereceğim. Hep beraber yemek yiyeceğiz diye birazcık böyle kendimize gelelim istedik. Şöyle göstereyim size. Şöyle şalgam alayım ya. Günaydın.
Ya seni yerim. Kahvaltıya bana geldik. Günaydın. Hemen acıkmış insanlar kendilerini belli ediyorlar. Vallahi ne kadar yedik ki ben acıkmadım. Değil mi? Acayip yedik. Çok güzeldi. Şimdi hemen çok güzel duruyor. Zaten ben kendime göre söyledim benim ya. Karnım aç ama iştahım yok. Aslan da burada. La Joa diye bir mekan var. Oraya geldik bu Tunalı Hilmi'nin o tarafta. Ben de dünün aynısıyım. Değişmedi bir şey. Evet, yani yeni bir kombin yapacak zamanım yoktu. Dünkü hazır olan kombinimi giydim. Ne yapıyorsunuz? Ezgi'ye geçiyor şimdi. Mekanın köşesine geçtim. Emzirme önlüğümü astım. Aslanı emziriyoruz. Aslanı emzirmiştim. Bu mekanda bence şu an şımarmak istedi. Evet, şımardı bu arada. Evet. Ondan neyse yapacak bir şey yok. Şımarsın, bir şey olmaz. Aynen. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Maydan diye bir yer var, oraya geldik. Ve şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Aslında bir ara bir kent parka da gittik. Orada bir şeyler baktık falan. Aslında sadece bere aldık. Onun dışında başka hiçbir şey almadık. Zaten elimiz kolumuz doluydu, o yüzden çok açmak istemedim aslanla ilgilenmek. Aslan da şu anda uyuyor. Hava da bayağı soğudu bugün. Aşırı soğudu bugün yani. Yağmur da başladı. Biz nazar değirdik herhalde hava güzel güzel diyerek. Favorim kesinlikle sıralı kebaptı. Evet, çok güzeldi. Kavurmacıya gitmedik daha, kavurmacıya gitsin. Şimdi kavurmayı yiyip nasıl yola çıkacak, midemiz bulanır. Gidecekler bugün. Sen ne yapıyorsun? Kandı bu. Şimdi ne yaptın ya? Onun bir karıştı. Hadi bir dörtlü fotoğraf çekilelim hatıra. Meşhur kavurmacı diye bir yer varmış. Oraya geldik. Şey göstereyim, şöyle bir duruyor. Bayağı iyi duruyor. Ben bu hareketi yapmam ama. Harika tadı. Adana dışında böyle... Aşkım şu biberi çekebilecek misin? Diğerini de çek. Ben de çıkardım biberi. Ben de sevmiyorum pişmiş biberi. Aslan da şurada zaten. Haydi yiyelim. Yemeğimizi yedik. Aşırı lezzetliydi. Yani meşhur olduğu kadar varmış. Meşhur kavurmacı Suat Usta'ya geldik. Bilenler vardır zaten Ankara'dan izleyip de. Şimdi birazdan da Ezgi ile Zafer artık gideceklermiş. Yola düşecekler. Biraz daha durmaları gerekiyordu bence. Ama bence erken ya. 3 saatte gidiyorsunuz zaten. Zafer sabah işe gidecek olsa. Sabah 5'te kalkın gelin işte. Yani. 5'te 6'da gidiyor gerçekten. Tamam ama şey yani. Hani bugün 1-2 saat sonra falan en azından. 3 saatte gidiyorsunuz. Bana kalsa ben bugün de kalırım. Zafer'le Ezgi'nin yanından ayrıldıktan sonra eve geldik. Evde de işte Aslan'ı falan besledik. Evi falan toparladım. Şimdi de artık uyku vakti. Aslan'ı besledik yine ve onu da uyutacağız şimdi. Tam uyumadı. Aslında uyudu ama gazı uyandı. Şimdi tekrar uyuyacak. Yüzümü falan yıkayayım. Ondan sonra da artık uyumam gerekiyor. Pijamamı da giydim zaten. Şimdi beyaz gürültü açıyoruz ve yatıyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler.